Sen işittin mi? Hünkârımız beni neden çağırmış? Malumatım yok sultanım. Fatma sultanımız da hünkârımızın yanında. Bil ki onunla alakalıdır. Öğrendiğimde ben de şaşırdım. Hürrem'in malumatı var. Neden sizden saklandı anlamadım. Gel. Hünkârım. Hürrem sultanımız huzurunuza kabul beklerler. Sultan. İşittiklerim doğru mu Hürrem? Kalbinin söylemeye el vermediği belli. Mihrimah'ın vaziyetini, Rüstem'den boşanmak istediğini, Rüstem'i sarayında dahi barındırmadığını, hepsini tek tek anlattım. Keşke evvela benimle konuşsaydınız sultanım. Zira mesele sizin zannettiğiniz gibi değil. O halde nedir mesele, anlat. Aralarında bazı sıkıntılar oldu, doğru. Lakin bunlar mühim şeyler değil. İkisiyle de görüştüm. Zamanla düzelecek şeyler. Fatma Sultanımız izdivaç müessesesinden bir hayli uzak kaldığı için vaziyeti iyi tahlil edememiş. Vaziyeti tahlil edemeyen sensin Hürrem. Ben Mihrimah'la konuştum. Gayet kararlı. Kafi. Benim huzurumda münakaşa etmek hiç kimsenin haddi değil. Afife Hatun! Mihrimah'a haber gönder, gelsin. Emredersiniz hünkârım. Temizle. Ne oluyor böyle? Hiç haberimiz yok. Validem içeride mi? İçerideler. Sultanım, Said'den boşanacak mısınız? Sultanım, hünkârımız sizi bekliyorlar. Gel. Hünkârım. Benim parlak ayım, ışıldayan gökyüzüm. Bir takım hadiseler vuku bulmuş. Ben aslını astarını bir de senden duymak istedim. Fatma, Hürrem, siz çekilebilirsiniz. Nedir seni üzen? Kim? Rüstem Paşa mı? Hı? Bir şey mi yaptı? Bana söylemeye çekindiğim bir kabahatim var. Yahut senin gururunu ezecek bir şey mi söyledi? Eğer öyleyse onu korumanın, bunu saklamanın bir manası yok. Mihrimah. Bu saraydaki pek çok kadının aksine sizden hiçbir şey saklamıyorum. Rüstem'le evliliğimiz solmuş, kurumuş bir çiçek misali. Dalından düşmeyi bekliyor. Ne demek bu? Sen hanende saadeti, huzuru kaybettiğini mi söylersin?
Bunları sizinle konuşmaktan hicap duyuyorum fakat hakikat bu. Onunla mutlu değilim. Ayrılmamız ikimiz için de en doğrusu. Tabii eğer münasip görürseniz. Bana makul bir sebep söyle. Lakin benim anladığım Rüstem'in bir kabahati yok. Öyle mi? Öyle ama... Kızım, hayat her dem bahar değildir. Hazanı var, kışı var. Yüce Rabbim neden mevsimleri yaratmış? Neden hazanı, neden kışı yaratmış? Biz baharın kıymetini bilelim diye. Benim hiç baharım olmadı. Kışım hiç bitmedi. Eğer böyle hissediyorsan kendince makul sebeplerin vardır elbet. Lakin benim gönlümden geçen bir müddet daha düşünmen Mihrimah. Alacağın kararın neticelerini ölç, tart. Eğer ondan sonra hala aynı karardaysan o vakit tekrar.